içinde bir kaşık nişasta koydum. Bir bardak süt koydum. Unu koydu değil mi Ana? Bir kaşık un koydum. Un koydum. Bir kaşık da nişasta koydum. Tamam, o zaman şeker. Şimdi şeker koyuyorum. Tamam. Evet, ben geldim. Hoş geldin. Ne yaptınız? İyiyiz. Kremamızı yapıyoruz şu an. Muhallebimizi yapmaya çalışıyoruz. Jölemiz için suyumuzu ısınıyor, bisküvimizi hazırladık. Size noktası verin. Tamam. Hanımlar, muhallebiyi yaparken kalıp gibi durması için yoğun olması lazım biraz kıvamı. Evet. Kıvam. Demek istediğim bu. Evet, çok iyi olmuş. Çok güzel. Şimdi ben diğer masaya geçiyorum. Size kolay gelsin. Sağ olun. Evet, ben geldim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yaptınız? Ben bunu biraz katılaştırmaya çalışıyorum da. Ama bu topak topak olmuş. Evet. Ya bir anda sütü koydum, hemen nasıl ısındı anlamadım. Sonradan ekledim nişastayı, onu açmaya çalışıyorum. Ama. Ya ocağı yakmadan önce sütü koyacaksınız. Daha sonra nişastayı koyup ocağı yakacaksınız. Direkleri hızlı hızlı çırpıp evet. Pürüzsüz olmasını sağlayacak şimdi. Sonradan ekleyince yani, evet öyle bilmiyorum. Bir hata yaptım. Şimdi açmayı çalışıyorum. İnşallah açacağım o pütürleri. Şimdi yapsak canım, blenderla bir geçsek çok sıvılaştırır mı acaba? Ya blenderla geçin ama inşallah düzelir. Teşekkürler. Şimdi ben diğer mutfağa geçiyorum. Teşekkürler. Rica ederim, kolay gelsin. Çok sağ olun. Son 10 dakika. Tamam, şimdi ona biraz jöleden dök. Evet, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Son 10 dakika hanımlar. Bitti zaten. Biraz acele edelim. Kalıbımızı yağladık mı? Yağladık. T şeklinde bunu da serdik. Evet, bisküvilerimizi de çok güzel yağı ısıttık. Evet, erittik. Bayağı sıkı olması gerekiyor. Evet, kalıp gibi çıkması için. Evet, Gül ablacığım sen ne yaptın? Ben şimdi onu hazırladım. Hepsini koyma. Kalıbı ıslattınız değil mi? Islattık. Islattık. Evet. Dur, hepsini koyma. Muhallebimiz de şöyle bayağı katı oldu. Evet, güzel. Pürüzsüz. Son dakika koydunuz değil mi? Tereyağını. Tabii tabii, parlak olsun diye. Şöyle lezzeti bakayım. Daha iyi geçiyor. Hanımlar, bardakla ezin bisküvileri. Herkes duydu galiba. Evet, duyduk. Evet, evet. Şu muhallebi yalnız çok dikkat edin. Pürüzsüz olması gerekiyor. Biraz seninki de şey olmuş, topak topak olmuş. Aslında pürüzsüzdü. Blender'dan geçir miyim ya artık onu ben? Yani kendiniz bilirsiniz. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş geldi. Biz bisküvimizi yaptık, muhallebimizi yaptık. Kurabiye hazır. Evet. Bunun tabanı biraz fazla kalın olmuş sanki. Öyle mi? Evet. Alayım biraz. Yani. Alayım biraz. Siz bilirsiniz. Tamam. Alabilirim. O zaman biraz daha alacağız. Ya muhallebiye çünkü yer kalmamış. Alırım biraz şef. Kurabiye olacak değil mi? Tamam, alırım biraz şimdi şef. Alırım. Bir de böyle güzel sıkı bastırın, dağılmasın. Tamam. O zaman kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bisküvi yağ ile karıştırdım. Bisküvimi en alt tabanına bastırdım. Şu an muhallebimi tabağıma koyup jölemi dondurup üzerine geçireceğim. Suya batırıyorum. Muhallebim yapışmaması adına. Evet, gayet güzel oldu. Hazırız dolaba gitmeye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazır mı sizinki? Evet, biraz alayım soğusun hemen diye. Buraya. Yok, ben onu şu dolaba götüreceğim evet, evet. Şimdi. Biraz yine de Gülen'le sen alsana, tersime geldi, dökmeyeyim. Evet, dikkat. Şurası bize. Aynen, ismin karşısına. Aynen, tamam. Oraya. Ben bunu şimdi dolaba götüreceğim, diğerlerini tamam. De toplayayım. Hatırlatıyorum, 3 dakikanız kaldı. Gözüm bitti kaldı. Bizi zaten. Merak etme. Karışmasın diye. Karışmaz. Karışmaz. Nora, seninkini almaya geldim. Koy bakalım tamam. Buraya. Dikkatlice bak, dökmeden, devirmeden. Evet. Allah, benim de işim zor şimdi. Bunları benim de devirmemem evet. Lazım değil mi? Evet, ortadaki evet. Bizim. Bunlar Şirin, kaldı. Son bir dakika bitiremedin emaneti mi? Size... Ay benimki. Tamam, o sen seninkini güven altına evet. Almışsın. Tamam, bu da bir yöntem ama son bir dakika hatırlatıyorum. Hadi, hadi, bitti, hadi. Bitti, her şeyimiz hazır bizim. Ben şimdi bunları dolaba götürüyorum. Sonra da Laura'nın bize anlatmak istedikleri varmış.